Merhabalar değerli izleyicilerimiz, bir Posta Kobo özel yayınımızda sizlerleyiz ve çok değerli bir konuğum da bugün bizlerle efendim. Yakından tanıdığınız çok değerli konuğumuz makyaj sanatçısı Uğur Arslan bugün bizlerle. Dilerseniz Uğur Bey hoş geldiniz diyelim ve keyifli bir sohbet bizleri bekliyor olsun. Hoş geldiniz, nasılsınız Uğur Bey? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Valla sizin güzel enerjinizle daha iyiyiz diyelim. Teşekkürler, çok naziksiniz. Siz de öyle. Enerjiniz hakikaten çok iyi yansıyor bana. Benim de herhalde size karşı öyle. Kesinlikle. İyi ki geldim bu stüdyoya. Bu stüdyonun da ayrı bir enerjisi var sanki. Yani insan kendini başka bir hissediyor böyle. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. O sizin güzel bakışınız. Sizleri tanımak istiyorum. Daha da geniş kitleri tanıtmak istiyorum. Buyurun lütfen. Ben Uğur Arslan. Makyaj sanatçısı, make-up artist. Türkiye'de kaş prensi derler. Microblading permanent make-up artistim. Kalıcı makyajda uzmanlığım söz konusu. Türkiye'nin birçok yerinde hem şubelerimiz arttı, çalışma noktalarımız ve uygulama noktalarımız var. Ve artı workshoplarımız ve eventlerimiz olmak üzere bu şekilde Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinde servis veriyoruz. Bu da bizi tabii ki de çok mutlu ediyor. Çünkü isteniyoruz. Ve ayaklarına kadar gidip onları da mutlu etmek istiyoruz diye düşünüyorum. Ekipçe Uğur Arslan Akademi olarak. Ne kadar güzel. Dünden bugüne bakacak olursak birçok yenilikler, çalışmalar, eğitimler, bilgiler, güzel bir şekilde kozmetik alanı ilerlemeler, ödüller doymayan ve bu anlamda da bize aslında her gün yeni yaptıklarınızla, çalışmalarınızla açıkçası hoşnut tutuyorsunuz. Hangimiz sevmeyiz diye düşünmeden geçemeyeceğim çünkü. Doğrudur. Yani tabii ki bakımsız kalmak gerçekten hani insanın enerjisini de düşürebilir. Ama ufak tefek yüz hatlarına göre makyaj tiyolarını öğrenseler ve görseler ya da düzgün uzmanları takip etseler hakikaten herkes mutlu olacak. Çünkü kendine bir özgüven olacak açıkçası. Hı hı. Ben bu şekilde adlandırıyorum. Bir make-up artist olarak. Evet, bir make-up artist olarak Uğur Arslan Kozmetik firmasını kurdum. Ve birinci senemizde yılın en iyi kozmetik firması seçildik. Bu bizi tabii ki çok mutlu etti. Tabii ki bunun çok öncesinden zeminini kurmuştuk. Neler yapabiliriz, neler edebiliriz, şikayetler nelerdir? İnsanlar daha rahat nasıl makyaj yapabilir? Kolay yoldan ve pürüzsüz ve natural. Yüz hatlarını bozmadan. Hı hı. Marka yüzümüz biliyorsunuz, Türkiye'nin baby face'i Özge Ulusoy. Aynen öyle. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi ve benim makyaj ürünlerimi taşıyacak en güzel yüz. Ve beraber ilerliyoruz. Ödüller alıyoruz, evet, bayağı, hatta 28 Şubat'ta da çok güzel bir ödül geliyor. Yılın Make-up Artist seçildim yine Altın Taş ödüllerinde. Şahane. Aynen öyle, onun mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Yani ne kadar güzel şeyler, projeler kursak ve onları yansıtarak biz de mutlu oluyoruz ve insanları da mutlu ediyoruz. Bu güven çok önemli. İnsanlar bana bir kere güveniyor. Güvendikleri için de hakikaten iltifatları, övgüleri beni çok mutlu ediyor. Ve bu bana daha çok bir şey katıyor. Böyle ne yapabilirim daha? Daha değişik ne olabilir? Nasıl servis sunabilirim? En iyisi nasıl olabilir? Vesaire vesaire. Yani ve ayrıca de biliyorsunuz eğitmenim. Uluslararası bir eğitmenim ben. Yani en iyi şekilde kendi bildiğimi başkasına aktarmak gibisi yok yani. Hiç kaçınmıyorum bundan. Çünkü eğitim vermek gerçekten doğru yolu bilmeleri için ve arttığı uygulamaları için elimden geleni yapıyorum. Hı hı. Bir de beni tercih ettikleri için ayrıyeten yine mutlu oluyorum bu genç yaşımda. Genç yaşta bu kadar güzel başarılar elde etmek ve daha da devamı geliyor. Bunun yanı sıra size neden Kaş Prensi deniyor sizce? Kaş Prensi, evet. Şimdi biliyor musunuz, ben 15 senedir kaş yapıyorum. Maşallah. Ama onun öncesinden makyaj sanatçısıydım. Makyaj yapıyordum ve çok iyi kaş dizayn yapıyordum. Yani kaş alıyordum. Güzel. Ve görselim çok iyi olduğu için ve insanların yüz hatlarına göre neler gideceğini bildiğim için kalıcı makyaj neden olmasın dedim. Ve 15 sene önce başladım. Ve gerçekten hani ben orada insanları mutlu ettiğimi görüyorum. Ve insanlar bana sürekli teşekkür ediyor ve bu artıyor. Yani memnuniyeti herkese yayıldı. Ve sonra Kaş Prensi oldum. Ne kadar güzel. Aynen, bu beni tabii ki çok mutlu ediyor böyle lanse edilmesi. Hı hı. Yani mutluyum yani. Yani herkesin, insanların beni sevmesi ve bana güvenmesi beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyorum buradan da herkese. Anlatırken gözlerinizin içi parlıyor. Yaptığımız işi anlatmak, o sevgiyi bize aktarabilmek, o iletişimi tekrardan bizlere sunarken de eğitimlerinizde yaptığınız güzel çalışmalarla, projelerle, hedeflerde daha neler var? Doymuyorum. Çünkü sürekli yenilik. Bizim sektörde sürekli yenilik lazım.
aynı yerde olmamız mümkün değil. Trendleri takip etmemiz lazım. Kimin neye gider, ne olabilir? Dünya modasını takip etmek lazım aslında. Ama moda herkese yakışmaz. Asıl modayı kendi insan kişiliğine ve artı yüzünü, artı kıyafetini yansıtabilir aslında. Kendi modasını yaratabilir aslında. Yani tabii ki birçok kişi örnek alarak başkalarına, ama yüz hatları onunla mukayese edilmeyecek kadar yanlış ve örnek alıyorlar. Aslında yanlış bir şey bu. Herkes kendi tarzını yaratırsa insanlar da hem daha mutlu olacak hem de daha böyle keyifli kullanacaklar diye düşünüyorum. Biz uzmanlar da sürekli tabii ki bunları söylüyoruz kendilerine. Ve yeni ürünler tabii ki çıkacak. Ürünün yelpazemesi gün geçtikçe artıyor. İstekler çoğalmaya başladı. Memnuniyetler vesaire. Bu da bizi mutlu ediyor. Tabii ki durmak yok. Devam edeceğiz ve Avrupa'nın birçok yerinde de çok güzel şubelerimiz olacak. Yani sürpriz hadi diyelim. İnşallah. Takipte kalsın herkes. Aynen öyle. Talepler en çok hangi yönde oluyor Uğur Bey? Yani genelde ben hair stylist'im. Gelin koşulu yapıyorum. Make-up artist'im. İşte permanent make-up artist'im. Kalıcı makyaj, eğitimde olsun. Yani her kişinin benden istediği şey farklı. Yani herkesin bütün işlemlerini beğeneceği diye bir şey yok. Herkesin evet bu tarz benim tarzım ve ben uğrarsam da kaşımı yaptırabilirim diyor. Ya da evet bu benim tarzım makyajını yaptırabilirim. Ne kadar güzel. Evet bu çok güzel bir şey. En azından insanlar ayırt edebiliyor. Ben her zaman derim her bayan yüzüne ve saçına ne yaptırırlarsa yaptırsınlar. Çok iyi uzmanı araştırarak yaptırsınlar. Çünkü bu ben olmak zorunda değilim. Çok gerçekten yetenekli uzmanlar var Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinde. Yani araştırarak yüzlerine bir şey yaptırırlarsa daha mutlu olurlar. Sonra mutsuzluğa dönüşüyor bu. İstekleri olmayınca. Yani bunu söylüyorum, buradan sesleniyorum. İnşallah yaparlar yani, araştırarak yaptırırlar. Bu çok önemli çünkü bizim için. Öyle yani. Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir Uğur Bey? Bu mesleği yapmak isterlerse şayet. Evet, çok yeni nesil bu sektöre adım atıyor. Eğitim almak istiyorlar ama gerçekten bu mesleği yapmak için ilk önce görselin çok iyi olması lazım. El becerisinin çok iyi olması lazım. Ve artı yaptığı işi çok iyi anlatması lazım. Bu bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bayanlar bir anı tutmaz. Bazen mutsuzken değişiklik ister, bazen mutluyken değişiklik ister. Onu analiz etmeleri lazım. O yüzden gençler yani mesleklerini seçerken ya da makyaj sanatçısı mı, permanent make-up artist mi olmak ister, kuaför mü olmak ister, hair stylist mi olmak ister? Yani çok iyi, kendini keşfettikten sonra mesleğini seçmesini isterim açıkçası. Hı hı. Ve eğitimlerini lütfen ve lütfen tekrar söylüyorum. Yani en iyi eğitmenlerden eğitim alabilirler. Ucuz diye başka yerden eğitim alarak ilerlemek mümkün değil. Aksine tökezlerler. O da çok üzücü bir durum oluyor ve çirkin bir görüntü oluyor. Tabii ki. Yani bir şeye başlarken araştırarak ilerler isteler, yavaş yavaş daha muvaffak olurlar. Sizin için keyifli anları nelerdir bu mesleğin? Yani her gün farklı insanlarla tanışıyorum. Beni çok mutlu ediyor. Ya bütün gün çalışıyorum mesela bazen. Sabah bazen 4'te yola çıkıyorum. 8'e mesaiye başlıyorum. Evet yoruluyorum ama işime aşığım ben. Her zaman böyle. Çünkü 9 yaşımdan beri çalışıyorum. 31 yaşındayım. Ne kadar güzel. Aynen erken başladım. Bunun bir avantajları da var tabii ki de. Erken başlamanın avantajları diyelim. Bravo size. Ondan sonra cima yani mutlu ediyorsun ve akşamleyin yorgunsun. Evet yatmak istiyorsun. Hayır. Bütün gün ne yaptın Uğur? Gözümden perde gibi böyle insanları mutlu ettiğin gözün önüne geliyor ve bütün yorgunluğun gidiyor. Bundan keyif alıyorum. Vay be Uğur neler yapmasın bütün gün demişim kendi kendime oldu yani, oluyor yani. Ne kadar güzel bir bakış açınız ve enerjiniz var. Teşekkür ediyorum. Küçük yaştan beri bu yolculukta kendi tırnaklarınızı kazıyarak gelmek, bugün burada yaptığınız işleri profesyonelce anlatabilmek, tavsiyelerde bulunmak, gençlere bu anlamda yol gösterici olmak ve alkışlanmak neler hissettiriyor size? Beni mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor beni. Yani bir şeyler katabiliyor isem, beni örnek idol olarak görüyorlarsa ve birçok kişi var. Beni çok mutlu ediyor ve ben yardımcı oluyorum. Bana ne falan demiyorum. Çünkü gerçekten herkes çok iyi olabilir. Herkes kendini ispatlayabilir. Kendini gösterebilir. Çok başarılı insanlar var ama göstermiyorlar. Ya bu da beni çok üzüyor aslında. Keşfedilmemiş çok başarılı
make-up artistler, permanent make-up artisti, hairstylistler var. Lütfen yavaş yavaş düzgün eğitmenlerle ilerleyerek devam edebilirler ve iyi olacağınız, yani iyi olacak yani. Peki Uğur Bey, yetenek gerekli mi bu meslekte? Diyelim yetenek yok ama sizler gibi deneyimli yerlerde eğitimler alıyorlar, yapabilirler mi? Mümkün değil. Yetenek yoksa, görsel yoksa yanlış bir meslek tercihi. Çünkü hem kendini mutsuz edecek, artı uygulama yaptığı kişi de mutsuz edecek. Bu da kötü sonuçlar. Yani olmasın yani bence. Dedim ya size, daha az önce bahsetmiştim size, ilk önce kendini keşfetmeli. Neydi iyi? Neyde iyi olursa onunla ilerlerse daha başarılı olacağını inanıyorum açıkçası. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Gerçekten bana güvendiğiniz için, beni sevdiğiniz için ve benim kişiliğimi beni tanımadan övgülerle bahsettiğiniz için sizlere binlerce teşekkür ediyorum efendim. Sevgiyle, saygıyla, bye bye happiness. Harikasınız. Enerjinize sağlık, yüreğinize sağlık. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağlık ve nice güzel. Her daim başarı projelerinizde isminizi, imzanızı görmek dileğiyle. İnşallah hep beraber. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli konuğumuz efendim Kaş Prensi. O güzel enerjisiyle bugün bizlerle Posta Kop özel yayınımızdaydı. Makyaj sanatçısı Uğur Aslan efendim. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.